Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Fotosentezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlayın, en son ışığa bağımlı evreye geçtik. Burada fotosentetik pigmentlerden bahsettik. Klorofil A, klorofil B ve karotenoidlerden ve en son Angelman deneyinden bahsetmiştik. Neydi bu deneyin amacı? Işığın dalga boyunun fotosentez hızına etkisine bakmıştı arkadaşlar ve mor mavi ışıkla kırmızı ışıkta daha fazla fotosentez yapıldığı görülmüştü. Bunun için de ipliksi algler ve oksijenli solunum yapan bakteriler kullanılmıştı. Angelman deneyi bu şekildeydi. Şimdi ışığa bağımlı evrede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar, ışığa bağımlı evreyi iyi anlayabilmemiz için fotosistem dediğimiz yapılar vardır. Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor ilk önce. O yüzden bir başlık yazıyoruz. Fotosistemler diyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Şöyle fotosistemler. Bu arada notlarımı Instagram adresinden bulabilirsiniz arkadaşlar. Her videonun altına zaten linkini paylaşıyorum. Notları orada bulabilirsiniz. Bir de size önemli bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşımız hatırlattı, sağ olsun. Belki bu videoyu hani ilerleyen zamanlarda yükleyeceğim ama ne zaman düzeltirsek kârdır. Enzimlerin sınıflandırılması videosunda ligazlara ait olan özellik arkadaşlar, bu karbon karbon bağları, karbon azot bağları vardı. O özellik ligazlara ait olacak. Ben liyazlara yazmışım arkadaşlar. Ben Campbell'da bulamadım o bilgiyi. Şeyde buldum. Pegem'de buldum. Pegem'de yerini yanlış yazmış. Sonra internetten araştırdım. Gerçekten de öyleymiş. Karbon karbon bağlarını etki eder dedik. Karbon azot bağlarını etki eder dedik. Bu özellik liyazlara değil, ligazlara ait bir özelliktir. Videonun açıklama kısmına yazdım ama önceden izlediyseniz videoyu büyük ihtimal açıklama kısmında görmeyebilirsiniz. O yüzden burada söyleyeyim arkadaşlar, siz de düzeltmenizi yapın. Evet, şimdi nedir fotosistem? Arkadaşlar, fotosistem tilakoid zarlarda klorofil molekülleri proteinlerle birlikte düzenleniyor. Ve biz bu moleküllere ne diyoruz artık, bu düzenlenmiş yapıyor? Fotosistem diyoruz. Bakın, foto, ışık tutan sistemlerdir bunlar. Bunların merkezinde klorofil molekülleri bulunur. Klorofiller ışığı tutar. Yapısındaki anten kompleksi dediğimiz işte bir reaksiyon merkezi ve anten kompleksi vardır. Buralardan faydalanarak arkadaşlar ışık enerjisi tutuluyor ve bu kimyasal enerjiye dönüştürülecek. Şimdi o zaman ilk önce fotosistemin bir açıklamasını yazalım. Şöyle diyelim. Tilakoid zarlarda zaten ışığa bağımlı evreyi anlattığımız için ışığa bağımlı evrenin tamamı nerede gerçekleşiyor? Tilakoid zarlarda gerçekleşiyor. Tilakoid zarlarda ne yazacaktım? Klorofil molekülleri proteinlerle düzenlenmiştir. Proteinlerle birlikte düzenlenmiştir. Düzenlenmiştir. Bu yapılara fotosistem denir. Fotosistem denir. Arkadaşlar, fotosistemlerin yapısında reaksiyon merkezi ve anten kompleksi dediğimiz yapı vardır. Yani şöyle düşünün aslında. Bakın, şöyle yuvarlak bir şey. Bunun ucunda da şu şekilde alıcılar var gibi düşünün. Hani bizim uydu alıcılarımız gibi, çanak anten gibi düşünebilirsiniz. Çanak anten ne yapıyor? İşte uydudan gelen sinyalleri alıyor, televizyona aktararak işte televizyonda görüntünün işte kanalların oluşmasını sağlıyor. Bu da aynı şekilde, bakın, anten kompleksi ışığı topluyor, reaksiyon merkezine aktararak orada ışığın oluşmasını, ışığın klorofil tarafından tutulmasını sağlıyor arkadaşlar. Şunlar anten kompleksidir. Anten kompleksi. Ortadaki yapıda reaksiyon merkezidir. Reaksiyon merkezinde ne vardır? Klorofil A vardır arkadaşlar. Unutmayın. Reaksiyon merkezinde, hatta yazayım şöyle, klorofil A bulunur. Klorofil A. O zaman yapı olarak baktığımızda reaksiyon merkezi ve anten kompleksinden oluşuyor dedik. Arkadaşlar, bu klorofil A dediğimiz molekül bir tane değil, bir çift. Çift olarak bulunuyor. Klorofil A'nın yanında klorofil B ve karotenoidler de yine reaksiyon merkezinde bulunur. O zaman şöyle yazayım isterseniz. Reaksiyon merkezinde klorofil A
Klorofil A. Bundan bir tane değil, bir çift bulunur. Klorofil B ve karotenoidler bulunur. Karotenoidler bulunur. Bizim için burada önemli olan klorofil A. Çünkü ışığı tutup o ATP enerjisine dönüştürecek olan yapı, yani ışığın temel merkezi olarak tutulan yapı klorofil A'dır. Klorofil B ve karotenoidler ne yapıyor? Sadece yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Klorofil A uyarıldığı zaman arkadaşlar klorofil A çiftinden primer elektron alıcısı dediğimiz yapıya elektron aktarılıyor. Yani buradaki elektron kopması nereden gerçekleşiyor? Klorofil A'dan gerçekleşiyor. Bakın elektronu kim bırakıyor? Klorofil A bırakıyor. O zaman şöyle diyelim. Işığın klorofil A'ya gelmesiyle klorofil A çiftine diyeyim, hatta burada belirtmiş de olalım. Çiftine gelmesiyle elektronlar kopar ve ilk elektron alıcısına, ilk elektron alıcısına gönderilir. Bu şekilde arkadaşlar ilk basamak oluşuyor. Bakın ilk basamak oluşturulur. İlk basamak oluşur. Yani ilk basamak dediğimiz ışıklı evrenin ilk basamağı burada oluşuyor. Şimdi iki tane fotosistem vardır arkadaşlar. Bunlardan biri fotosistem 2, diğeri de fotosistem 1. Şimdi bunların aslında fotosistem 1 ve 2 olarak adlandırılmasının sebebi buluş zamanları, yani keşfediliş zamanları. İlk önce fotosistem 1 bulunmuş, daha sonra fotosistem 2 bulunmuş arkadaşlar. Ama uyarılma sırasına geldiği zaman ilk önce fotosistem 2 uyarılır, daha sonra fotosistem 1 uyarılır. Yani burada bir terslik durumu var. 1-2 olarak isimlendirilmesinin sebebi keşfedilmesidir. O yüzden bu şekilde isimlendiriliyor. O zaman şöyle yazalım. Şuraya yazayım. İki tane fotosistem bulunur diyelim. Fotosistem bulunur. Ne dedik? Birincisi fotosistem 1. Fotosistem 1. Arkadaşlar kısaca bunu PS1 veya FS1 olarak gösterirler. Ben PS1 olarak göstereceğim. Neden PS? Çünkü İngilizcesinden foto, hani foto, foto o şekilde yazılıyor. O yüzden PS1 olarak göstereceğim. Bir de fotosistem 2. Bunu da PS2 olarak göstereceğiz. Şimdi bakın bunlar hangi dalga boylarını daha iyi emiyorlar? Arkadaşlar fotosistem 1 P700. P700 dalgasını daha iyi emer. Fotosistem 2 ise P680'de çalışır. İlk olarak nereye gidiyor bakın? İlk olarak P680'e gider. O zaman ilk iş yapan hangisiymiş? Fotosistem 2'ymiş. Zaten devirli elektron taşıması, bir de devirsiz elektron taşımasını da anlatacağım. Şimdi biz geliyoruz. İlk önce devirsiz elektron akışına arkadaşlar. Devirsiz elektron akışında neler gerçekleşiyor, olaylar nasıl oluyor, sayfayı değiştirip o şekilde yapacağım. Çünkü şekil çizeceğim. Hatta şekli çizeyim, videoyu durdurayım, vaktimizi almasın. O şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, ben şöyle genel olarak çizdim. Şimdi biz devirsiz elektron akışındayız. Burada devirsiz fotofosforilasyon da deniliyor buna. Nasıl gerçekleşiyor hemen anlatalım. Arkadaşlar ilk önce fotosistem 2 uyarılacak. Bakın burada fotosistem 1'dir. Fotosistem 1. İlk önce fotosistem 2 ışıkla uyarılacak. Nasıl? Bakın şurada ışık enerjisiyle uyarılıyor ve burada şöyle geldi. Pigment molekülleri vardır. Şunların hepsi pigment molekülüdür. Hatta isim olarak da yazayım pigment molekülü diye. Pigment molekülleri. Pigment dediğimiz bu hani karotenoidler falan vardı ya, bunlar. Şimdi bu pigment molekülleri ışık tarafından uyarılıyor. Işığı topluyorlar. Daha sonra her bir pigment molekülü ne yapıyor? Bu ışık enerjisi gidiyor arkadaşlar. Sonra bu pigmentler tarafından toplanan ışık şuradan içeriye giriyor ve arkadaşlar buradaki yapıyı uyarıyor. Peki bu yapı nedir? Bu yapı P680, yani az önce söylediğimiz gibi fotosistem 2'dir değil mi? P680 molekülleridir. Bunlar klorofil A molekülleri, bir çift vardır dedik ya. Klorofil A molekülleri P680'i emen moleküllerdir arkadaşlar.
Daha sonra bu moleküller uyarılınca bakın, ışık geldi, uyardı ya. O sırada bir şey daha oluyor. O sırada su molekülü parçalanıyor arkadaşlar. Su molekülü burada iki tane hidrojen, iki tane hidrojen ve arkadaşlar 1 bölü 2 oksijen. Burada su molekülü parçalanır. Bakın şöyle H2O girdi. Su molekülünün parçalanması sonucunda hidrojenler ve oksijen ayrılır. Oksijen atmosfere verilir. Hidrojeni de birazdan kullanıp nereye vereceğimizi göreceğiz bakın. Şimdi burada iki tane elektron çifti ayrılıyor. Bu elektron çifti nereye geliyor arkadaşlar? P680'e geliyor. Bakın burada iki tane elektron geliyor. Daha sonra 680 uyarılınca bu elektronlar nereye gidiyor arkadaşlar? Primer alıcıya gidiyor. Bakın iki elektron gidiyor buradan. Primer alıcıdan çıkıp peki bundan sonra nereye gidecek? Buradan da plastokinon dediğimiz yapıya gidecek. Plastokinon da arkadaşlar aynı hani hatırlayın mitokondride anlatmıştım ya elektron taşıma sistemi. Orada da vardı plastokinon, plastosiyanin. Yapı olarak birbirlerine benziyorlar. Çok küçük farkları var. Yani aslında birebir aynıdır diyemiyoruz ama çok küçük farkları vardır arkadaşlar. Bu iki tane elektron plastokinondan nereye gidiyor? Sitokrom kompleksine gidiyor. Yine iki tane elektron. Daha sonra plastosiyanine gidiyor arkadaşlar. Bunlar taşıma sistemi, elektron taşıma sistemidir. Buradan sonra nereye gelecek? Bakın plastosiyaninden sonra geliyor buraya. Şöyle iki tane elektron geldi. Peki bunlar nedir? Fotosistem 1'de bulunan klorofil molekülleridir arkadaşlar. Şöyle ismini yazalım. Bu da P700 olarak isimlendiriyoruz bunu da. P700 yani 700 nanometre dalga boyunu emen klorofil molekülleridir. Daha sonra bu klorofil molekülleri de arkadaşlar bunu emdikten sonra ne yapıyor? Yine buradaki elektronlar buradaki primer alıcıya gidiyor. İki tane elektron primer alıcıya gitti. Ayrıca bakın bu fotosistem de ışıkla uyarılıyor. Şimdi burada da ışıkla uyarılma durumu var. Şimdi buradan iki elektron geldi ya. Fotosistem uyarılınca da bundan iki elektron çıkacak. Ne olacak? Bunun elektron açığını fotosistem 2'den gelen elektron kapatacak. Yani buradan gelen elektron direkt olarak bunun açığını kapatacak. Ama açığını kapatabilmesi için bunun uyarılması lazım. Hemen plastosiyaninden gelen elektronu kabul etmiyor P700. Diyor ki benim elektron açığım yok ki diyor. O zaman ne yapacak? Hemen o devrede ışık giriyor arkadaşlar devreye. Işık devreye giriyor ve buradan gelip buradaki yine molekülleri uyarıyor. Moleküller taşındıkça moleküllerden şöyle taşındıkça gelip P700 uyarıyor. P700 uyarılınca hemen bakın kırmızıyla göstereyim bunun farklı elektron olduğunu açıklamak için. P700'den ayrılan iki tane elektron buradaki primer alıcıya gidiyor. Buradaki iki elektron da burada bulunan açığı kapatıyor arkadaşlar unutmayın. Tekrardan klorofilin kararlı hale gelmesini sağlıyor. O zaman fotosistem 1'deki elektron açığını kim kapatmış oluyor? Fotosistem 2 kapatmış oluyor. Pardon. Evet, fotosistem 2 kapatmış oluyor. Peki fotosistem 2'deki elektron açığını kim kapatıyor arkadaşlar? Sudan gelen elektronlar kapatıyor. İşte bu şekilde düşünerek yolumuza devam edebiliriz. Zaten not olarak buraya da yazacağım hangisi elektron açığını kapattığını. Buradaki primer alıcıya geldikten sonra arkadaşlar burada da ferodoksin dediğimiz bir molekül hemen devreye giriyor. Ferodoksin. Onu da yazalım. Ferodoksin. Arkadaşlar elektronlar ferodoksine aktarılıyor. Ferodoksinden sonra NADP redüktaz dediğimiz bir enzim var. NADP redüktaz dediğimiz bir enzim. Bu NADP molekülüne hidrojen bağlayan enzimdir arkadaşlar. Buradan gelen iki elektron ilk önce ferodoksine gidiyor. Daha sonra NADP redüktaza geliyor. Tabii elektronla birlikte hidrojenler de taşınıyor. Hidrojenler direkt olarak stroma kısmına veriliyor. Pardon, telakoidlere veriliyor. Telakoidlerden de NADPH tarafından iki elektronla birlikte tutuluyor. Ve arkadaşlar burada NADPH dediğimiz molekül oluşuyor. NADPH oluşumunu farklı bir renkle göstereyim, karışmasın kırmızıyla. Şöyle NADPH molekülü oluşmuş oluyor. Kaç tane oluşuyor NADPH? İki elektron geldiği için iki tane NADPH molekülü oluşmuş oluyor arkadaşlar. İşte bizim elektron taşıma sisteminde devirsiz elektron akışı bu şekildedir. Neden devirsiz diyoruz? Çünkü bakın
Buradan ayrılan elektron tekrardan buraya gelmedi. Eğer tekrar buraya gelmiş olsaydı o zaman devirsel elektron akışı diyeceğiz veya devirli elektron akışı diyecektik. Ama biz ne diyoruz buna? Devirsiz elektron akışı diyoruz. Tekrardan anlatıyorum bakın. Işık fotosistem 2'yi uyarıyor buradaki pigment moleküllerini. Daha sonra bu pigment moleküllerinden gelen enerji P680 dediğimiz klorofil A moleküllerini uyarıyor. Klorofil A moleküllerinden 2 tane elektron kopuyor arkadaşlar. Bu 2 elektron nereye gidiyor? Primer alıcıya. Peki burada bir elektron açığı oluştu mu? Oluştu. Bu elektron açığını kim kapatacak? Su. Su parçalanıyor. Suyun parçalandığı olaya biz ne diyoruz? Fotoliz diyoruz. Bunu da yazayım. Işıkla parçalanıyor arkadaşlar su. Fotoliz olayıyla su parçalanınca 2 tane elektron, 2 tane hidrojen ve oksijen açığa çıkıyor. Bu oksijen zaten atmosfere veriliyor. Buradaki 2 elektron geliyor. P680'de oluşan elektron açığını kapatıyor. Buradaki elektron neydi? Bu elektron da P680'den çıkan elektrondu. Primer alıcıya gittikten sonra sırasıyla plastokinon, sitokrom kompleksi plastosiyenine geliyor. Plastosiyeninden de P700'e girmek istiyor. Diyor ki hani elektron getirdim sana kabul et diyor ama bu diyor ki benim elektron açığım yok. O zaman diyor bir elektron açığının oluşması lazım alabilmesi için. Hemen ışık devreye giriyor. Işık fotosistem 1'i uyarıyor bu sefer. Yine buradaki moleküller tarafından taşınıyor ışık. Nereye geliyor? P700'ü uyarıyor. P700'ü uyarınca arkadaşlar P700'den 2 tane elektron kopuyor. Şimdi elektron açığı oldu mu? Oldu. O zaman buradaki elektron açığını kim kapattı bakın. Buradan gelen yani fotosistem 2'den gelen elektron fotosistem 1'in açığını kapattı. Sonra bu iki elektron arkadaşlar nereye gidiyor? Ferredoksinden NADPR diptaza gidiyor. Ortamda bulunan hidrojeni de alıyor ve NADPH molekülü oluşmuş oluyor. Şimdi hemen not olarak yazayım isterseniz. Not olarak şunu yazacağız. Fotosistem 2'nin elektron açığını kim kapatıyor arkadaşlar? Su kapatır. Fotosistem 1'in elektron açığını kısaca yazıyorum. Fotosistem 2 kapatır. Yani bunu bilmemiz önemli çünkü karşımıza çıkabilir. Özellikle zaten TET ayetinde bunu baskılayarak söylüyoruz çünkü sorularda çok çıkıyor. İsterseniz şuradakini de farklı bir renk yapayım üstüne ki karışmasın arkadaşlar. Yani bu gelip bunu kapatıyormuş gibi görünmesin. Şöyle yapayım. Maviyle şöyle üstünden geçeyim bakın. Buradan gelen elektronlar neyi kapattı? Fotosistem 2'nin elektron açığını kapatmış oldu. Evet, umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bunun basamaklarının teker teker açıklaması var. Hani anlattığım şeylerin teker teker açıklaması var. Bunu ben yine burada yazmayacağım. Arka sayfasına 1-2-3 diye numaralandırarak yazacağım. Şuralara numaralar koyarak. Siz Instagram'daki sayfamdan bulabilirsiniz. Veya ben bunu zaten açıklamasını Campbell'dan aldım. Campbell'dan da bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunun çiziminin aynısı Campbell'da da var. Yine oradan da detaylı olarak da bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi aynısını çizdim zaten buraya. Anlatımı da kısaca bu şekildedir. Biz böylece devirsiz elektron akışını tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi gelelim devirli elektron akışına. Devirli elektron akışını da anlatacağız. Daha sonra mitokondri ve kloroplastaki kemozmozu karşılaştıracağız arkadaşlar. Böylece ışıklı evreyi bitirmiş olacağız. Şimdi şu sayfayı alıyorum. Başlığımızı yazalım. Şöyle diyelim. B. Devirli elektron akışı diyeceğiz. Devirli elektron akışı. Arkadaşlar bu da yine devirli fosforilasyon, devirli fotofosforilasyon olarak geçer. Devirli fotofosforilasyon. Şimdi bunun da yine şekli var. Yine şeklini çizeyim. Şekil üstünden anlatmak daha güzel oluyor arkadaşlar. Öyle anlatalım. Evet arkadaşlar bunun çizimi biraz daha basit. Çünkü burada tek bir fotosistem görev yapıyor. Bu da fotosistem 1. O yüzden hemen bunun altına şöyle fotosistem 1 yazalım.
Fotosistem 1. Neden devirli elektron akışı diyoruz? Çünkü fotosistem 1'den ayrılan elektronlar tekrardan fotosistem 1'e dönüyor. Bu yüzden de biz buna devirli elektron akışı diyoruz. Dikkat ettiyseniz devirsiz de hep birbirlerinin eksiklerini tamamladılar. Yani devirli olan da fotosistem 1 kendi açığını yine kendisi kapatacak. Şimdi burada yine ışık molekülü arkadaşlar. Yine ışık şöyle geliyor. Buradaki molekülleri uyarıyor. Işık uyardıktan sonra bakın yine burada taşıma olayı gerçekleşiyor ve P700 dediğimiz, değil mi? Burası P700'dü, fotosistem 1. P700'dü. Buradaki klorofil moleküllerini uyarıyor arkadaşlar. Klorofil molekülleri uyarıldıktan sonra iki tane elektron yine açığa çıkıyor ve ilk alıcıya gidiyor. Yani primer alıcı dediğimiz alıcıya gidiyor. Daha sonra primer alıcıdan çıkan elektronlar elektron taşıma sistemi elemanlarında taşınacak. Yani ferredoksin, stokrom kompleksi buralarda taşınacak arkadaşlar. Şöyle bu kısımlarda elektronlar taşınıyor. İki tane elektron. Arkadaşlar burada elektronlar taşınırken bakın bu bizim elektron taşıma sistemimiz. Burada ATP sentaz vardır. ATP sentaz. Hani hatırlayın mitokondride de anlatmıştım size elektron taşıma sistemini. ATP sentaz burada arkadaşlar bulunarak bu elektronları alıyor, elektronlardaki enerjiyi ve bu enerjiden ne üretiyor? ATP üretiyor. ATP sentaz sayesinde ATP üretiliyor dedik arkadaşlar. Şurada bakın ATP sentaz dediğimiz enzim vardır. ATP sentaz enziminden buradaki gelen elektronların enerjisiyle bakın bu elektronlar taşınıyor buradan. Elektronlar taşındıkça da ATP sentazdan ne üretiliyor? ATP üretiliyor. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. Orada da ATP üreteceğiz arkadaşlar. ATP üretimi orada da var. ATP üretiliyor buradan. Peki bu elektronlar ne oluyor? Tekrardan hani enerjilerini bıraktılar ya. Enerjilerini bıraktıktan sonra nereye dönüyorlar? Tekrardan arkadaşlar P700'e yani fotosistem 1'e dönüyorlar. İşte biz buna ne diyoruz? Biz buna devirsel elektron akışı diyoruz. Burada fotosistem 1'den ayrılan elektronlar tekrar fotosistem 1'e döndüğü için devirsel elektron akışı olarak adlandırılıyor. Şunu da yazayım arkadaşlar unutmadan. Bakın burada da yine ATP üretimi vardır. Şimdi plastokinon olsun, stokrom kompleksi olsun, bunların her birinden elektron işte geçerken bir enerji açığa bırakıyor. Çünkü yüksek enerjiden düşük enerjiye geçiyor arkadaşlar. Bu aradaki enerji kaybı da neye dönüştürülüyor? ATP'ye dönüştürülüyor. O zaman burada bir ATP sentaz vardır. ATP sentaz enzimi vardır. Şöyle bu ATP sentaz enzimi sayesinde ATP molekülü üretiliyor arkadaşlar. Bunu söylemeyi unuttum, özür dilerim. Hem NADPH ürettik hem de ATP ürettik. Ama devirli olanda ne üretiyoruz sadece? Devirli olanda sadece ATP üretiyoruz. NADPH üretimi yoktur arkadaşlar, unutmayın. Yine bunun da basamaklarını 1-2 olarak yazıp bu şekilde size anlatacağım arkadaşlar. Bu yani daha sonra yazacağım. O şekilde paylaşacağım. Yani şu kısma yazıp o şekilde paylaşacağım Instagram'a. Ama burada dediğim gibi fazla vaktimizi almasın. Biz direkt neye geçelim isterseniz? Direkt mitokondri ve kloroplastlarda kemozmoz nasıl gerçekleşiyor bunu anlatalım. Arkadaşlar unutmadan şunu da söyleyeyim. Devirli elektron akışı sadece fotosistem 1 ile gerçekleşir dedik. Bazı canlılarda, mesela bazı bakterilerde, özellikle mor kükürt bakterilerinde devirsel elektron sadece fotosistem 1 ile gerçekleşiyor. Yani bunlar sadece fotosistem 1'i içeriyorlar. Bu yüzden de bunların tek ATP üretim yolu devirsel, yani devirli elektron akışıdır. Çünkü fotosistem 2 bulunmadığı için devirsiz elektron akışını gerçekleştiremiyorlar. Bunlar için sadece yapılabilecek yol, ATP üretilebilecek yol devirli elektron akışıdır. Fotosistem 1 bulundurdukları için. Şimdi mitokondri ve kloroplastlarda kemiozmozun karşılaştırması diye başlık yazalım. Kısaca onu karşılaştıralım arkadaşlar. Şöyle mitokondri ve kloroplastlarda kemiozmozun karşılaştırması diyelim. Kemiozmozun karşılaştırılması. Arkadaşlar, şimdi mitokondri ve kloroplastla nasıl bir farklılık var bundan bahsedelim. Şimdi her iki organelde de bakın
hem sitokromlar hem de ATP sentaz benzerlik gösteriyor. Yani birebir aynısıdır diyemiyoruz ama çok büyük bir kısmı benzerdir. Arkadaşlar, mitokondride oksidatif fosforilasyonla ATP üretilirken kloroplastlarda fotofosforilasyonla ATP üretiliyor. Ve bazı farklılıkları var. Bu farklılıklar tabii ki önemli farklılıklardır. Mitokondrilerde elektron taşıma sisteminde hatırlayın, enerji giderek ne yapıyor? Yüksek enerjili elektronlar arkadaşlar organik moleküllerden alınıyor ve oksitleniyor. Ama kloroplastlarda tam tersidir. Yani elektron kaynağı nedir? Su. Mitokondride elektron kaynağı besindir. Kloroplastlarda elektron kaynağı sudur arkadaşlar. Fotosistemler ışık enerjisini yakalıyorlar. Bu enerjiyi arkadaşlar elektron taşıma zincirinde elektronu taşıyarak ATP'ye dönüştürüyorlar. Ama mitokondride ne yapıyorlardı? Besinden aldıkları elektronla enerji üretiyorlardı. O yüzden bu ikisi arasındaki temel fark budur zaten. Fazla da bir şey yazmayacağız. O yüzden şöyle diyelim, bakın. Sitokromlar ve ATP sentaz her iki organelde de benzerlik gösterir diyeceğiz. Tamamen birebir aynı değil. Benzerlik gösterir dedik. Mitokondrideki oksidatif fosforilasyonla kloroplastlardaki fotofosforilasyon arasında önemli farklılıklar vardır diyelim. Şimdi bu farklılıkları yazacağım. Bu farklılıklardan birincisi, mitokondri ile ilgili olanı yazalım. ETS'de enerjisi giderek düşen yüksek enerjili elektronlar nereden alınıyordu arkadaşlar? Organik moleküllerden alınır ve molekül ne yapmış olur? Oksitlenir. Çünkü elektron veriyorsa biz buna ne diyoruz? Oksitleme olayı diyoruz. İkinci farklılığımız da kloroplastlar için olanı yazalım. Kloroplastlarda elektron kaynağı, kısaca yazıyorum arkadaşlar elektronu artık, elektron kaynağı sudur. Fotosistemler ışık enerjisini yakalar ve bu enerjiyi sudan, arkadaşlar elektronları sudan alıyor. Bir dakika, çok değişik bir cümle oldu. Bu enerjiyi sudan aldığı elektronlar ile ETS'nin tepesine götürmede kullanır. Yani şöyle, mitokondride yüksek enerjiden düşük enerjiye doğru bir gidiş varken, yani tepeden aşağıya doğru bir iniş varken, kloroplastlarda arkadaşlar aşağıdan yukarıya doğru bir gidiş vardır. Şöyle düşünün, hani hatırlayın, mitokondride şöyle bir şey çizmiştim. Yüksek enerji, burası da düşük enerjiydi. Mitokondride aşağı doğru bir iniş vardı, sürekli aşağı doğru iniyordu. Kloroplastta da arkadaşlar tam tersi vardır. Bakın şurası mitokondri. Mitokondride aşağı doğru iniş var. Kloroplastta ise yukarı doğru bir çıkış olduğunu
farz edebiliriz. Bu şekilde farklılıkları bulunuyor. Evet, mitokondri ve kloroplastın kemozmozunu da karşılaştırdım. Bu şekilde videomuzu burada bitirelim. Bir sonraki videoda arkadaşlar Calvin döngüsüne geçeceğiz. Yani ışıktan bağımsız evrelere geçeceğiz. Orada Calvin döngüsünü anlatacağız. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.